Bu iftira çetesi aileleri de böyle zorla şikayetçi yapmak için cezaevleri önüne kadar gidip yol kesip onlarla konuşuyorlar. İşte diyorlar ki onlara, eğer siz diyorlar şikayetçi olmazsanız çocuklarınızı ömür billah göremezsiniz diyorlar. Ve diyorlar ki işte çocuklarınızı görmeden öleceksiniz diyorlar. Böyle tehdit de ediyorlar alenen. Bunlar bir kere başlı başına safsata. Çünkü asla böyle bir şey gerçeği yansıtmıyor. Bunu iftira çetesi kendini kurtarmak için bu tarz yalanlar söylüyor. Bir kere bu tarz yalanlar 1999 yılında da söylenmişti bizim için. O dönemde de hukuksuz bir operasyon yapılmış, iftira atılmıştı. Hatta bizim kendi ifadelerimizde işkenceyle zorla imzalatılan ifadelerimizde bu iftiraların hepsi yer alıyordu. Ama sonra ne oldu? İşte mahkeme nezdinde bunların hepsinin iftira olduğu hemen ortaya çıktı. Çünkü hiçbir maddi delile dayanmıyordu bunlar. Bugün de aynı şekilde hiçbir maddi delile dayanmıyor bu iftiralar. Bunun böyle olduğu çok açık. Çünkü devletimizin zirvesindeki insanlar, yöneticiler bile hiçbir şekilde bu kapsamlı operasyonu herhangi bir şekilde yorumlamadılar, herhangi bir şey söylemediler. Bu dosyamızda hiçbir şey olmadığının da açık delilidir. Bu yüzden de işte bu iftira çetesi böyle yana yakıla, sağda solda yalancı şahit, iftiracı, işte sahte mağdur arıyor. Dolayısıyla bunlardan hiçbir şey çıkmayacak. Herkes çok rahat olsun, sabırlı olsun, tevekkülü olsun. Yakın bir zamanda adalet tecelli edecek ve bütün gerçekler ortaya çıkacak.